Canavar hareketler tüm hızıyla devam ediyor. Yine birbirinden canavar hareketlerle dolu bir haftayı geride bıraktık. Şimdi gelin haftanın canavar hareketlerine birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, haftanın ilk videosu Battlefield'dan geliyor ve arkadaşımız... Tek vuruşta iki kişiyi kafadan aldı. Yani meşhur benzetmeyi yapsak burada doğru olur mu acaba? Tek taşla iki kuş. Tek taşla iki kuş vurdu. Evet, oldu. İkinci videomuz Mafia 2'den geliyor. Bekçimiz bizi görmedi orada. Çok da önemli değil, biraz eski. Aa, burada bekçimize için... inme indi. Ne yapıyordu ya? Yok, orada ruhunu boğdu. Ruhunu boğdu. Bedeni bu dünyada kaldı ama ruhu teslim edildi. Ruhunu aldadım ya harbiden. Böyle oyun açıkları bazen karşımıza geliyor ve çok da komik oluyor gerçekten. Ama bekçi ölmesine rağmen animasyonlara devam ediyor. Sağa sola dönüyor. Zombi gibi ama ısırmıyor. Ya şöyle bir şey, tavuğun da kafasını koparıyorsun, bir süre devam ediyor yaşamaya. Bu da onun bir kafası. Ama hala vücudunda. Ama harbiden ruhunu almış. Robot dans yapıyor da olabilir. Mümkündür. Bir sonraki videomuz FIFA'dan geliyor. Oyuncumuz kendisine gelen topa gelişine çok güzel bir şut çıkarıyor ve evet, topu çok asıyor. Gerçekten. Hangi takım? Hangi Borussia takım? Dortmund. Borussia Dortmund. Tahminim oyunun demosunda atılıyor gol. Peki. Zaten bu aralar bize FIFA 15 demodan bayağı bir gol geldi. Peki bu kaliteli futbolcumuz kim uzaklardan, ceza sahası dışından vuran? Piçek. Tebrik ediyoruz Piçek'i daha ayrıca. Üstelik şu açıdan da görelim de. Evet, Piçek vurdu ve çok güzel çok bir gol attı. Vurmuş. Tebrik gerçekten ediyoruz de kendisini. Yani Şampiyonlar Ligi finaline geçer. Bir sonraki videomuz Battlefield'dan geliyor. Oyuncumuz ölen arkadaşını kurtarmak için üstüne gidiyor ama son bir tam canı kendi ölüyor. Son ama bir canı ölüyor. Ölürken de arkadaşını tam kurtarıyor. Tam bir Türk askeri. Evet. Tam bir Türk arkadaş askeri. Arkadaş için canını feda etti. Tekrar izliyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz burada. Yani ben olsam hayatta yapmazdım herhalde. Tabii ki. Bir sonraki videomuz yine FIFA'dan çok ilginç bir gol izleyeceğiz birazdan. Bakalım neler olacak. Oyuncumuz topla ilerliyor rakibin müdahalesiyle. Gerçekten çok ilginç bir i̇şte pozisyon. İşte bu gerçekten güzelmiş. Şeyden FIFA'dan Tony Hawk Pro Skater'a dönüşüyor. Evet aynen. Olli hareketiyle. Bir şuradan izleyelim ya bir de. Hop. Bayağı bir... Ama vazgeçmemiş yani abi. Vurmuş. Gerçekten ilginç bir gol olmuş. Yer kendisini çekimine... tebrik ediyoruz. Sevinmekle ihmal etmiyor yani. Evet, bir sonraki videomuz Uçan Hipotalamus isimli evet, arkadaştan geliyor. Şimdi Keleş ile birlikte, yani Kalaşnikov ile birlikte İlk arkadaşlar. İlk headshot'ını yaptı zaten. Kafadan. Zaten Counter Strike'ın kafaya yönlendirdiğin zaman muhakkak evet, headshot al, evet, yani alabileceğin aldı, bu arada aldı, silahlarından bir tanesidir Kalaşnikov. Tek bir tek kişi daha öldürdü. Herkese alıyor. Yani Kalaşnikov'u bildiğim evet, burada. Evet, bir sonraki olaya sardık hemen hızlıca. Sniper gibi kullanıyor. Yani bak gördü, hemen aldı. Yani, evet, gerçekten de yetenekli bir arkadaşımız. Çok uzak tebrik ediyoruz. Bir sonraki videomuz yine Battlefield'dan. Oyuncumuzun elinde pompalı silahı ve etrafta fink atıyor resmen. Battlefield 3'ten bir görüntü olması lazım yanılmıyorsam. Evet. Caspian Border haritasındayız. Tabii elindeki pompalı Spas 12 olunca tabii, bu da daha fazla avantajlı hale getiriyor oyuncumuzu. Etraftaki oyuncuların da böyle oyuncunun üzerine doğru sürekli, yani arkadaşımızın üstüne doğru koşması da pompalı sahip olan arkadaşımızı daha bir avantajlı tabii, hale getiriyor. Bu alanda öldükleri için beni öldüren adamı bir daha öldüreyim diye aynı mekana geliyorlar ama arkadaş tekrar tekrar öldürmeye yani devam arkadaşlar ediyor. Arkadaşlar çok yeteneksiz göründü bana. Ya biz saymayı unuttuk kaç biraz, oldu diye. Bilmiyorum ama yapay zeka ile oynuyormuş gibi geldi bana da biraz da. Yok, multiplayer oldu belli canım. Yok hayır, şunu demek istiyorum. Oynayan takım birazcık daha aktif olabilir mi bence. Mümkün. Ama burada zannedersem artık yani bu pompalı oraya kadar da. Nazar boncuğu tadında. Bir sonraki videomuz Counter Strike'dan geliyor. Arkadaşımız bombayı imha etmek isterken, etkisiz hale getirmek isterken başına ilginç bir şey gelecek az sonra. Şimdi başlıyor. Rakip orada, bu sırada tekrardan izlediğimiz için düşmanın da nerede olduğunu görebiliyoruz. Kendisi bombayı imha ederken düşman atladı. Atış etmeye başladı ama vuramadı. Şarjörü bitti, bıçaklamaya geliyor. Bombayı imha eder etmez de saniyesi de ölüyor. Evet, büyük bir şans gerçekten. Evet. Saliselik bir şansla kurtardı orada. Güzel bir görüntüydü. Evet, bir sonraki videomuz gerçekten çok ilgi çekici. Yani tam bir motosiklet çetesi diyebiliriz herhalde evet, bu grup için. Bu ikilimiz arkadaşlar motosikletlere binerek, ellerine de C4'ü alarak hızlı bir şekilde oyun alanında dolaşıp tankları, yeri geldiğinde motosikletleri, hatta askerleri C4'lüye evet, geziyorlar. Şu an işaretledi arkadaş. Battlefield oyun alanında ATV'ler ve motosikletler en hızlı araçlar olarak ön plana çıkıyor ve bu hızın vermiş olduğu avantajı arkadaşlarımız C4 ile birleştirdikleri zaman ölümcül bir ikili ortaya çıkıyor.
Böyle bir etrafa şey gibi geziniyorlar. Gazete dağıtırmış evet. gibi. Al abi bu da senin. Al abi falan. Böyle sen de patla. Lokuma, ya da oyun içinde devam ediyorlar. Lokum atarmış gibi. Evet. Hacı Bekir lokumu sallarmış gicasına böyle. Güzel bir şekilde ilerliyorlar. Bir de şey çok güzel. Arkadaki şu tarafa git. İşaret veriyor. Sürekli oraya direktif veriyor. O da oraya gidiyor. Ona uyum sağlıyor. Ya sadece motosikletli arkadaşımızın motosikleti kıvrak bir şekilde kullanması değil. Diğer arkadaşımızın zamanlaması da ki evet, mesela... Evet burada dikkat ediyoruz. Motorun önüne attı ve motoru patlattı. Koşu yoluna attı resmen. Evet, bildiğin resmen. Yoluna taş koydu diyebiliriz herhalde arkadaşlar burada. Zamanlama çok önemli. Zor bir hareketti. Ama artık alışmışlar. Dediğin gibi hani gazete dağıtırmış gibi atıyor kapısının önüne yani. Sürekli sağa sola atıyor. Onlar için bir problem teşkil etmiyor. Devam ediyorlar hala. Ben bir ara şey dedim bunu izlerken. Acaba şu yukarıdaki helikoptere de bir şeyler sallayacaklar mı? O zaman direkt ayın birincisi yapardık herhalde. Kesinlikle. Şuradan doğru uçup... Şimdi yine... Olabilir tepelerden sekip aslında helikopterin de hizasına gelebilirselerdi öyle bir şey yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Evet bir düşman daha gördüler onda da bir bomba bıraktılar. O garibin evet. uzaktan bir sıkıyor bir böyle onu bir... da öldürdüler. O gariban aya yolladılar. Derken zaten artık etrafta pek de düşman kalmadı ve videomuz bu burada bu arada takımları bitiyor. Yeniliyor ama olsun bu arkadaşımız motosikletleri yani, tebrik ediyoruz. Bir sonraki videomuz ayın da birincisi arkadaşlar. Haftanın diyelim. Pardon özür dilerim evet haftanın birincisi. Şimdi helikoptere, daha doğrusu düşman helikopterine bir pilot biniyor. Tam havalanacakken birinciyi indiriyor. Biliyorsunuz Battlefield 4'te yani kendi friendly şeylere, araçlara içinde spawn olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arkadaşımız spawn olan herkesi tek tek alıyor. Başlangıçta bir helikopter izin vermiyor. Yani kesinlikle çok çok başarılı. İlk başta bir pilotu indiriyor. O sırada zaten helikopterde bir hasar alıyor evet. yere inerken. Ve zaten bir de fizik etkileşim olduğu için merminin İvmesini de kavisini de hesap ederek yukarı doğru atış ediyor ve her seferinde de tutturuyor rakibi. Kesinlikle. Düşman bu arada aracı. Mesela sürekli olarak araca hasar veriyor. Her deniyor. Vuruşuna bak araca vehicle hit zaten artıyor. Bu sırada bir kişiyi öldürüyor. Birine headshot atıyor. Sürekli. Çok yetenekli. Birisi dışarıya sürekli çıktı olarak, bu arada evet. zaten gelen mermilerden dolayı. O da kaynadı. Ki Apache biliyorsunuz yani Battlefield'ın... En sonunda bir headshot daha attı ve onunla birlikte de helikopteri patlattı. Gerçekten kendisini tebrik ediyoruz. Battlefield'ın hava araçları arasında Apache gerçekten de çok şey... Nasıl evet. diyeyim? Tehlikeli, ölümcül bir araç. Onu hem kaldırmadı hem de orada 4 kişi aldı. Haftanın birincisi arkadaşı tebrik ediyorum. Evet, gerçekten de çok başarılıydı. Eğer daha canavar hareketlerim var diyorsanız videolarınızı çekin ve bize gönderin. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Herkese iyi günler.